Sen rica edersin zaten. Bu tarafı zaten gittiği zaman bütün hepsi elinin altında olmuş olacak. Kuaför ve gelinlik işletmecisi olarak ben kesinlikle pazar günlerinin kapalı olmasına karşıyım. Çünkü bu kadar müşterimize rezervasyon hazırlamışken bizim rezervasyonlarımız, organizasyonlarımız bir yıl öncesinde hazırlanmaya başlıyor. Bir yıl öncesinde hazırlanmış gelinlerimize biz önümüzdeki hafta pazardan itibaren eğer kapatırsak nerede hazırlayacağız? Bu kadar müşteri ve bizler için gerçekten büyük bir problem, sıkıntı olacak. Bu kadar müşteriye rezervasyon hazırlamışken kapora verdi o kadar insanlar, ne yapacaklar? Yani bütün kuaförler kapalı olur. Olursa gelinlerimiz ve gelin yakınlarımız nerede hazırlanacak? Yani bunlar için de o zaman bir çözüm istiyoruz. Düğün salonları işletmelerine devam ederken veya nikah salonları işletmelerine devam ederken kuaförler neden devam etmiyor? Orada gelinler düğünlerini yapacak, nikahlarını yapacak. Peki bu gelinler, kuaförler kapalı olursa nerede hazırlanacak? Yani bizim için aslında en büyük problem bu. Salı günleri bizim için hafta içi kapalı olması gayet güzel ve yeterli oluyor. Müşterimiz de çok memnun. Personellerimiz de çok memnun, bizler de çok memnunuz. Burada bu kadar kuaför salonu eğer pazar günleri kapatırsa bence hem müşteriler için hem de bizler için büyük bir problem olacak. Yani bence yanlış, çünkü çoğunlukla pazar günleri, cumartesi günleri düğünler oluyor. Onların iptal edilmesine sebep olur sadece. Ben doğru bulmuyorum. Vallahi genelde halkımızın çok tepki göstereceğini sanmıyorum. Çünkü her şeye evet diyorlar. Bu konuda da pek yorum yapmıyorlar. Sessizlik olduğu sürece de her şey yapılır. Ben kararı doğru bulmuyorum. Gelinlik firmalarını ve gelinleri çok zorlayacağını düşünüyorum. Ben de evliyim ve pazar günü hazırlandım. Bu gelinler için çok zor bir süreç olacağını düşünüyorum. O yüzden bu kararın değişmesini doğru buluyorum. Pazar günü olmasını o yüzden tercih ettim. Diğer türlü özel bir makyaj ve profesyonel bir gelin başı yapılacak birilerini bulmaları gerekecek gelinlerin. Bu süreçte onları daha çok zorlayacak ve maliyetler de daha fazla olacak. Ben şu anda kuaför olarak söylüyorum, müşterilerim için çok sıkıntı olacak. Kuaförlerin pazar günü kapanmasını kesinlikle istemiyoruz. Hem müşterilerimizin mağduriyetinden dolayı hem kendi mağduriyetimizden dolayı kesinlikle pazar günün dükkanların açılmasını istiyoruz. Bizim değil aslında, ülkecek bir problem bu. Hafta sonları kuaförlerin kapalı olması demek hem esnaf için hem müşteriler için inanılmaz bir mağduriyet demek. Şimdi bu kapatılırken ne yapılacak, ne olması gerekiyor ya da ne bekleniliyor? Hiçbir koordine olunmadan bir salon, bir organizasyon, bir çiçekçi, bir vesaire vesaire birçok şey varken bize gelene kadar çok basamak var. Buyurun. Bu şekilde nasıl olacak? Müşterimiz hafta sonuna bir yıllık organizasyonlarımız var. Buyurun gelinliğiniz, gidin nerede isterseniz orada mı yaptırın diyeceğiz. Neden evlerde hizmet verelim ya da neden biz vergi öderken, kira öderken, stopaj öderken, maaş öderken insanlar hafta sonu neden evde olalım ya? Bizim iş yerlerimiz var. Bu sefer insanlar gidecek, kendileri farklı farklı yerlerde yaptırılacak. Bize kadar çok basamak var. Bence bizden ziyade daha farklı yerlerde, daha farklı işlere baksınlar. Kesinlikle kapatılmasını istemiyorum. Kesinlikle istemiyoruz. Birçok sektörü etkiliyor. Yani bizi etkiliyor, düğün salonunu etkiliyor, organizasyoncunu etkiliyor. Ama her şeyden önce bizlere güvenen müşterilerimizi etkiliyor.